Merhaba, benim adım Berk Barksız. İstanbul'da yaşıyorum. 20 yıllık profesyonel kiracıyım. Aldığım eğitim ve üstün kabiliyetlerim sayesinde bugüne kadar ev sahiplerine asla boyun eğmedim ve bir şekilde hayatta kalmayı başardım. Fakat son yıllarda yaşanan kahrolası hiperenflasyon, adeta Süpermen'in bütün güçlerini elinden alan Krypton taşı misali beni kahrolası ev sahiplerine karşı güçsüz ve çaresiz bıraktı. İlk başta 1000 lira olan ev kiram önce 1500, sonra 3000, daha sonra 10.000, sonraki sene 30.000, son olarak da ebesinin nikahına kadar çıktı. Zam salak olmuştum dostum, bilirsiniz, zam bağımlısı lanet bir cankiye dönüştüm. Ev sahibime bu kadar da zam yapılır mı dostum, senin Allah'ın yok mu Tanrı aşkına, kahrolası serseri ne yapmaya çalışıyorsun diye sorduğumda, Tanrı aşkına neden bahsediyorsun sen dostum, yediğimiz domatesten kıçımıza giydiğimiz lanet dona kadar her şeye 10 kat zam geldi serseri, bana değil reise çemkireceğin, şimdi get out of here dedi ve umursamaz bir tavırla arkasını dönüp gitti. Kiraya gelecek zammı düşünmekten uyuyamaz olmuştum. Her sene zam dönemi yaklaştığında karnıma ağrılar giriyordu. Adet haline gelmişti artık zamlar. Çok sancılı bir süreçti benim için. Bir delilik hali yaşanıyordu ülkede. 93 model kahrolası kıçı kırık tofaş şahin nasıl 200.000 olur arkadaş diye saç başlıyorlarken dakikalar içinde 250.000'e çıktığını görüp oha yok artık merkebin yuları diye isyan ederken 300.000'e çıkması ve ardından yaşanan o tuhaf his kaybı. Şok olma duygusunu tamamen yitirme ve hiçbir şeye şaşıramama hali. Kahrolası fiyat terazisi diye bir şey kalmamıştı dostum, bilirsiniz, fiyat algım tamamen darmadağın olmuştu. Ev sahipleri evini kiraya verirken nasıl olsa 3 gün sonra değerini kaybedecek diye fiyatını 3 kat arttırıyor. Bunu gören diğer ev sahipleri hey şuna bak dostum evin piyasası artmış ama şimdi bu fiyattan verirsem 3 gün sonra değerini kaybedecek deyip 3 kat daha arttırıyor ve bu lanet kısır döngü delilik hali işin içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Buna artık bir dur demenin zamanı gelmişti. Evet, ne derler bilirsiniz, her şeyi devletten beklememek lazımdı. Ve o anda adeta beynimde bir şimşek çaktı. Ve 20 yıllık profesyonel bir kiracı olarak bu işe kesin ve kalıcı bir çözüm buldum. Zam çılgınlığından ve yerli malı ev sahiplerinden ebediyen kurtulmanın zamanı artık gelmişti. Gidip kendime İngiliz bir ev sahibi buldum dostum. Ev sahibim kontratı imzaladıktan sonra bana şöyle dedi. Hey merak etme dostum, hiçbir zaman kiraya zam yapmayacağım. Kira bedeli hep aynı kalacak. Bundan böyle her ay 500 kahrolası Amerikan doları kira ödeyeceğim dostum. Düşünebiliyor musunuz? Artık zam derdi diye bir şey yok. Zira bu ülkede kiracılar için delirmemenin tek yolu